Merhaba sevgili dostlar. Ben Eşay Taş'tan. Babamız Tanrı'dan ve Rabbimiz İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. Diriliş Bayramı'na yaklaştığımız bu günlerde İncil'de İsa Mesih'in ölümü, gömülmesi ve dirilişiyle ilgili olan ayetlere bakıyoruz. Bu ayetler üzerinde düşünüyor, yer yer kendimize sorular sorup öz eleştiri yapıyor ve en sonunda da İsa Mesih'e dua ediyoruz. İncil'de bugün okuyacağımız bölüm Petrus'un inkarı. Luka 22. bölüm 54 ve 55. ayetleri beraberce okuyalım. Petrus onları uzaktan izliyordu. Avlunun ortasında ateş yakıp çevresine oturduklarında Petrus da gelip onlarla birlikte oturdu. Hatırlayın, İsa Mesih'i alıp götürmüşlerdi ve Petrus onları uzaktan izliyor. Herkes gitmişti, bütün öğrencileri dağılmıştı, onu terk etmişti. Ama Petrus ve bir başka öğrenci daha orada kalmıştı ve onu İsa Mesih'i uzaktan izliyorlardı. İsa Mesih'i sevdiği kesindi bu iki öğrencinin. Ona adanmışlardı. Bu yüzden onu terk etmemişler, uzaktan da olsa takip etmişlerdi. Peki bizler Acaba her durumda İsa Mesih'i takip ediyor muyuz? Onu izliyor muyuz? En karanlık anlarımızda, zor koşullarda onu izlemeyi bırakıyor muyuz? Yoksa hala onun peşinden gitmeye devam mı ediyoruz? Avlu dediği yer başkahinin evinin avlusu. Oraya kadar Petrus ve diğer öğrenci büyük ihtimalle Yusuf olabilir. Çekinmeden ve korkmadan takip ediyorlar. Öbür öğrenci dediği öğrenci başkahinin tanıdığı olduğu için başkahinin evinin avlusuna kadar giriyor ve bir şekilde Petrus'un da o avluya kadar girmesine fırsat sağlıyor. Hatırlayın İsa Mesih karanlığın egemen olduğu saat demişti. Yani böylesine tehlikeli ve şeytanın egemen olduğu bir an. Ve böyle bir anda Petrus daha önce İsa Mesih'in dediği gibi ayartılmamak için dua edeceği yerde onu tutuklayanlarla beraber ateşin başında oturuyor. Neden ateş var? Çünkü hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler ısınmak için ateş yakmışlardı. Devam edelim 56. ve 57. ayetler. Bir hizmetçi kız ateşin ışığında oturan Petrus'u gördü. Onu dikkatle sü süzerek bu da onunla birlikteydi dedi. Ama Petrus ben onu tanımıyorum kadın diye inkar etti. Petrus'un ilk inkarı. Ve hizmetçi bir kızla konuşurken yani köle bir kızla konuşurken Roma kültüründe köle aslında alt tabakadan alt sınıftan olan bir insan ve hiçbir yetkisi hiçbir gücü olmayan bir insan. Buna rağmen Petrus bu Köle kızla, hizmetçi kızla konuşurken bile İsa Mesih'i inkar etti. Ben onu tanımıyorum kadın dedi. Aslında doğruyu söyleme fırsatı vardı. Ama Petrus inkarı seçti. 58. ve 60. ayetlere bakalım. Biraz sonra onu gören başka biri, sen de onlardansın dedi. Petrus, değilim arkadaş dedi. Yaklaşık bir saat sonra yine bir başkası ısrarla, gerçekten bu da onunla birlikteydi. Çünkü Celileli'dir dedi. Petrus, sen ne diyorsun be adam, anlamıyorum dedi. Tam o anda Petrus daha konuşurken horoz öttü. Burada Petrus'un iki kere daha İsa Mesih'i inkar ettiğini görüyoruz. İlk inkarında onu tanımıyorum demişti. Şimdi ise değilim arkadaş dedi ve sen ne diyorsun be adam diyerek inkarını sürdürdü. Doğruyu söylemesi için tam üç fırsatı vardı Petrus'un. Ama Petrus her seferinde söylediği yalanın şiddetini de artırarak İsa'yı inkar etmeye devam etti. Hatta diğer bir ayette görüyoruz ki bu inkarı üstelik kendisine lanet okuyarak da sürdürdü. Peki Petrus için inkar etti? Korktu değil mi? Can korkusu, öldürülme korkusu, yalan sö söylemeyi seçti. Yalan söylemek günahtır. İsa Mesih'i inkar etmek günahtır ve Rabbimizin istediği bir şey değildir. Ayet ne diyor? İsa Mesih diyor ki, insanların önünde beni inkar edeni ben de göklerdeki babamın önünde inkar edeceğim dedi İsa Mesih. Peki şunu soralım. Biz insanların önünde İsa Mesih'e olan imanımızı Açıkça cesurca söyleyebiliyor muyuz yoksa Petrus gibi biz de İsa Mesih'i tanıdığımızı inkar mı ediyoruz Ama iyi haber şu ki inkar bile etmiş olsak bunu yaptığımız için tövbe edersek İsa Mesih bizi bağışlar ve günahtan arındırır Tövbe kapısı her zaman açıktır yeter ki yürekten tövbe edelim yeter ki yürekten Rabbimiz İsa Mesih'in önüne gidelim ve yaptığımız bu hatadan dolayı özür dileyelim Devam edelim 61 ve 62. ayetler. Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus Rabbin kendisine bu gece horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. İsa Mesih Petrus'un kendisini inkar edeceğini biliyordu. Bunu ona öncesinden söylemişti. Ayetlerde bunu görüyoruz. Bu yüzden ona demişti ki dua et ayartılmayasın. Ama Petrus bu uyarıyı dikkate almadı. Bu uyarıya kulak asmadı. Bu yüzden de dua da etmedi. Hatta meydan okudu İsa Mesih'e. Ayette diyor ki Petrus şöyle dedi. Seni asla terk etmem. Başkaları düşse bile ben düşmem. Petrus bunu söyleyerek ne yapmış oldu? Kendisini başkalarından üstün gördü. Diğerlerini hor gördü. Yani gururlandı inkar etmeyeceğine dair kendine güvendi, kendi gücüne güvendi. Biz kutsal yazılardan biliyoruz ki gururdan sonra ruhsal anlamda düşüş gelir ve Petrus burada o kadar çok gururlandı, o kadar çok kendine güvendi ki bunun arkasından ruhsal anlamda düşüş geldi. Yani İsa Mesih'i inkar etti. Petrus'un bu yaptığı bir hataydı. Kendi yeteneğine, kendi gücüne güvenmek, kendisine dayanmak. Peki biz kime güveniyoruz? Biz kime dayanıyoruz? Kendimize mi yoksa Tanrı'ya mı? Kendi gücümüze mi yoksa Tanrı'nın gücüne mi? Petrus şüphesiz İsa Mesih'i seviyordu. Ama bu sevgisi öyle bir tehlikeli anda onun İsa Mesih'e İsa Mesih ile ilgili doğruyu söylemesine yetmedi. Çünkü İsa'nın kendisine dediği gibi dua etmemişti. Aksine gururlanmıştı. İsa Mesih bunun olacağını söyledi. Onun dediği oldu. Onun sözü gerçekleşti. İsa Mesih'in sözü gerçektir ve her zaman gerçekleşecektir. Bizler Rabbin sözünün gerçekleşeceğine inanarak yaşıyor muyuz? Hayatımızı onun sözleri üzerine mi bina ediyoruz. Onun sözlerinin hem dünyada hem kendi hayatımızda gerçekleşeceğine inanarak mı yaşıyoruz? Petrus İsa'nın sözlerinin gerçekleştiğini tam da horoz öttüğü anda anladı ve gözyaşları içinde acı acı ağladı. Biz buradan şunu anlıyoruz. Petrus gerçekten yaptığı hatanın, yaptığı günahın farkına vardı. Pişman bir yürekle, tövbekar bir yürekle Rab'bin önüne gitti. Gerçek tövbe budur kardeşler ve Rabbimiz İsa Mesih yürekten gelen, alçak gönüllülükle edilen tövbeyi her zaman duyar. İlk seferinde duyar. Defalarca aynı şey için tövbe etmemize gerek bile yoktur. Bu Rabbimiz İsa Mesih'in çok sevdiği bir yürek tutumudur. Günahlarımız için, hatalarımız için eğer böyle tövbe edersek Rabbimiz İsa Mesih bizi bağışlayacak ve her türlü kötülükten arındıracaktır. Bu onun sözüdür. Bu onun vaadidir. O yüzden biz bu söze sarılabiliriz. O dediğini yapacaktır. O bizim zayıflıklarımızı bilir. Ruhsal olarak düştüğümüzde, duygusal olarak düştüğümüzde o sevgi dolu elini bize uzatır ve bizi kaldırır. Ve onun bu kaldırışıyla, onun bu bağışlamasıyla devam edecek gücümüz olur. Çünkü onun bağışı etkilidir. Yüreklerimize bakalım tövbekar bir yüreğe mi sahibiz? Hatalarımız, günahlarımız, yanlışlarımız için hemen vakit geçirmeden Rabbin önüne gidip tövbe ediyor muyuz? Rab İsa bizi her zaman bağışlamaya hazırdır. Gelin şimdi hep beraber Rabbin önüne gidelim ve okuduğumuz bu ayetlerle ilgili dua edelim. Ya Rab İsa senin önüne geliyoruz. Zor şartlarda bile seni takip edebilmek için senden güç istiyoruz. Seni inkar etmemek, imanımızı cesurca ilan etmek için senden güç istiyoruz ya Rab İsa. Senin ruhun bizde tövbekar bir yürek çözsün. Senin ruhun bizim yüreğimizi ve anlayışımızı değiştirsin. Öyle ki senden af dilediğimizde, senin bizi affedeceğini bilerek, imanla ve güçle yolumuza devam edelim, edebilelim İsa Mesih. Sana muhtacız. Bizi güçlendirmen için sana yalvarıyorum. İsa Mesih'in yüce adıyla dua ediyorum. Amin. Yarın kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Babamız Tanrı'nın lütfu üzerinizde olsun. Hepinize Mesih İsa'da sevgiler. Hoşçakalın.